Kazanım kavrama testi 20. Çemberin analitik incelenmesi. Bu videomuzda çemberin analitik incelenmesine ait MEP kazanım testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Yukarıda merkezi M-4'e 3 olan ve orijinden geçen çember verilmiştir. Görüyoruz. Buna göre çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çemberin merkezi net olarak elimizde zaten. X koordinatı -4, Y koordinatı 3. Merkez -4'e 3. Bir çemberin denklemini yazabilmek için merkez koordinatı varsa ikinci olarak da yarıçapa ihtiyacımız var. Yarıçapı ise şuradan oluşturacağımız dik üçgen sayesinde bulacağız. Bu yarıçaptır. Buranın uzunluğu 3. Buranın uzunluğu 4. Dik üçgende artık 3, 4, 5 üçgeni bizim en net kafamızda bulunması gereken özel dik üçgendir. Yarıçapı da 5 olarak bulduk. Çemberin denklemini yazabiliriz. X eksi merkezin x koordinatı. X artı 4'ün karesi olur bu nedenle. Artı y eksi merkezin y koordinatı. Y eksi 3'ün karesi. Eşittir. R kare. Yani yarıçapın karesi 5'in karesi 25. Bu gördüğümüz çemberin denklemi budur. Şıklarda arayalım şimdi. X artı 4'ün karesi, y eksi 3'ün karesi 9. Bir kere yarıçaptan uymayanları eleyelim. Bu ikisinin yarıçapı uymuyor. Bu da hepsi 25. X artı 4'ün karesi, y eksi 3'ün karesi 25. C şıkkı cevabımız. Oldukça basit bir çember analitiği sorusuydu. Merkez koordinatı zaten var. Şuradan bir dik üçgen oluşturup da yarıçapı bulmamızı sadece bekliyor soru. İkinci sorumuza geçelim. (2k-1x) kare artı k artı 2y kare artı 40y artı 5 çarpı 2k artı 1 eşit 0 denklemi bir çember belirttiğine göre bu çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır? Genel konik denklem verilmiş bize. X kare ile y karenin katsayıları birbiriyle aynı olmalıdır bunun çember denklem belirtebilmesi için. İlk şartımız budur. 2k-1 k artı 2. K'yı bu tarafa, eksi 1'i bu tarafa atarsak k eşittir 3. K yerine 3'ü koyarsak şimdi çember denklemini temiz biçimde görebileceğiz. Buraya 3 koyunca 5x kare artı 5y kare artı 40y. Buraya da 3'ü koyarsak 6, 7, 35 eşittir 0. Çemberin merkezinin koordinatları istenmiş. X kare ve y karenin katsayısını 1 bıraktıktan sonra çemberin merkez koordinatları bulunabilir. Tüm denklemi 5'e bölüyoruz. Çünkü x kare ve y karenin katsayıları 5. X kare artı y kare. 40y'yi 5'e bölersek 8y. Artı 5'e bölersek 7 eşittir 0. Şimdi merkez koordinatlarına gelirsek. Çemberin genel denkleminde merkez koordinatları x koordinatının katsayısını eksi ile çarpıp 2'ye böleceğiz. Fakat x koordinatı yok burada. O nedenle 0. Y koordinatının katsayısını eksi ile çarpıp 2'ye böleceğiz. Eksi 8 2'ye bölersek de eksi 4. Merkez koordinatlarımız 0'a eksi 4'tür. Bu çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaç? 0 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 4'tür. Çemberin genel denkleminde x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşit 0 durumunda ki burada o amaçlı 5'e böldük. Eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 bizim çemberimizin merkez koordinatlarını bulmamızı sağlayan formülümüzdür. Yine oldukça basit bir soruydu. Üçüncü sorumuza gelelim. Genel denklemi x kare artı y kare artı 4x eksi 2 eksi 29 eşit 0 olan çemberin iç bölgesinde bulunan A1'e 4 noktasından geçen en kısa girişin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bu çemberimizin bir genel merkez ve yarıçapını bularak
çizimini gerçekleştirelim. Tam koordinat düzleminde çizmemize gerek yok. Merkez koordinatı x kare y kare olduğuna göre x'in kat sayısını eksiyle çarpıp 2'ye böleceğiz. Eksi 2. Y'nin kat sayısını eksiyle çarpıp 2'ye böleceğiz. 1. Merkezimizin koordinatları eksi 2'ye 1. Yarıçapı da bulalım. Yarıçap 1 bölü 2 kök içinde x'in katsayısının karesi 16 d kare artı e kare 4 eksi 4f eksi 4 de 29'u çarparsak artı 116 eder. 116, 120, 136 etti bu da. Evet, 136 ediyor. 130, 1 bölü 2 kök 136. 136 da 4 çarpı kaçtır? 39. 120, 39 değil, 160 eder. Daha düzgün bölelim şunu. 34. Yani 4 dışarıya 2 çıkacağı için kök 34 olarak ve 2 ile şuradaki 1 bölü 2 birbirini götürecek yarıçapı bulduk. Yarıçapımız da kök 34. Şimdi şu içeriye 1'e 4 noktasını koyalım. 1'e 4 noktası da şurada bir yerde. 1'e 4 noktasından geçen en kısa girişin peşindeyiz. Şimdi burada 1'e 4 noktasının tam olarak nerede olduğunu anlayamayız. Ama buradan geçen en kısa girişin bu tip sorunun müfredattan çıkmış olması lazım. Merkezin buraya olan uzaklığını bulacağız ilk olarak. İki nokta arası uzaklık. X'ten x'i çıkartıp karesini alıyoruz. Eksi 2 eksi 1'in karesi artı y'den y'yi çıkartıp karesini alıyoruz. 1 eksi 4'ün karesi. Burası 9. Burası da 9. Kök 18 ediyor. 3 kök 2 şu ikisi arasındaki mesafe. Şimdi buradan geçen en kısa girişin uzunluğunu şu şekilde bulacağız. Bir kuvvet kuralımız vardı. Eskiden müfredatta. Müfredattan çıktı çemberde uzunluk konusunda. Burada da bunun sorulması biraz sıkıntılı. Soruyu yazan hoca zor soru yazayım diye biraz kasmış. Şöyle bir kuvvet kuralımız vardı. A, B, C, D. A ile B'nin çarpımı C ile D'nin çarpımına eşittir çemberde. Bu en kısa giriş olması için şu iki uzunluğun birbiriyle eşit seçilmesi gerekir. X, X. Nedenlerine çok girmeyeceğim şimdi. Şurayı da biz bulacağız. Yarıçapın tamamını kök 34 bulduk. Kök 34 eksi 3 kök 2 olur burası. Kök 34 eksi 3 kök 2. Şurayı devam ettirdiğimizde burası ise yarıçaptır. Kök 34. X ile X'in çarpımı x kare eşit olmak zorunda. Kök 34 artı 3 kök 2. Çarpı. Şurası kök 34 eksi 3 kök 2. Sayıları da hiç ayarlamakla uğraşmamış yazan kişi. Kök 34 ile bunlar birbirinin eşleniği zaten. X kare eşittir. 34 eksi 18 çıkartırsak x kare eşittir 16, x eşittir 4 olur. X'i 4 bulduğumuzda en kısa giriş bunun uzunluğudur. Bu taraf 4, bu taraf 4, cevabımız 8. Sınavda sorulduğunda inanılmaz derecede can yakacak bir sorudur. Yapabilen çok az kişi çıkar çünkü müfredat dışı birçok bölüm içeriyor. Başka bir çözüm tekniği geliştiren belki çözebilir. Ama buradaki genel bizim yıllar içinde öğrendiğimiz çözüm ve öğrettiğimiz çözüm bu idi. Genel denklemi olan bir çemberde içinde bir nokta aldığında merkezin o noktaya olan uzaklığını buluyoruz. Yarıçapı da buluyoruz. Şurasıyla şurasının çarpımı
X ile X'in çarpımını eşitliyoruz. Bu kireçin en kısa olması için sağ tarafı ile sol tarafının birbiriyle eşit olması gerekiyor. Gerçi buradan en kısa kireç olması için bunun tam orta noktasına denk gelmesi gerekip burasının dik olması gerektiğini söyleseydik çok daha kolay çözerdik. Neyse böyle çözdüm soruyu. Devam edeceğim. Dördüncü sorumuz. Merkezi y eşittir 3x artı 4 doğrusu üzerinde ve analitik düzlemin 3. bölgesinde her iki eksene teğet olan çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Her iki eksene de 3. bölgede teğetse, merkezimizin koordinatı eksi r'ye eksi r olur. Şuralar zaten yarıçap uzunluklarına eşittir. Merkez koordinatımız da eksi r'ye eksi r olur. Merkezi de bu doğru üzerinde olduğuna göre bu merkez koordinatını getirip buna koyarsak r'nin ne olduğunu buluruz. Eksi r eşittir eksi 3r artı 4. Bunu bu tarafa attık. 2r eşittir 4. R eşittir 2 çıktı. Yarıçapı 2 olarak bulduk. Merkezimiz de eksi 2'ye eksi 2. Yazalım şimdi denklemi. X eksi x koordinatı artı 2'nin karesi. Y eksi y koordinatının karesi. Y artı 2'nin karesi olur o da. Eşittir yarıçapın karesi 4. X artı 2, y artı 2'nin karesi artı eşittir 4. Cevabımız D şıkkı. Her iki eksene de teğet ise merkez koordinatının ikisi de mutlak değeri alındığında r'yi vermek zorundadır. Bulunduğu bölgeye göre bunların eksileri gelir. Birinci bölgede olsaydı merkez koordinatımız r'ye r olurdu. İkinci bölgede olsaydı eksi r'ye r olurdu gibi. Beşinci sorumuza geldik. X kare artı y kare artı 3mx eksi ny eksi n artı 4m eşit 0 denklemi merkezi m eksi 3'e 3 olan bir çemberin genel denklemi olduğuna göre bu çemberin yarıçapının uzunluğu kaç birimdir? Bu şekildeyken buradaki x'in katsayısı d'dir, y'nin katsayısı e'dir. Buradaki eksi d bölü 2, şurada da söylemiştim. Şu formülle merkezi buluyoruz zaten. Eksi 3m bölü 2, eksi 3'e eşit. Bunun önünde eksi var zaten. Bir de biz eksiyle çarpacağız. N bölü 2 de 3'e eşit. Eksi 6, eksi 3'e bölersek m eşittir 2. N eşittir 6. Yazarsak şu çember denkleminde x kare artı y kare m yerine 2 yazdık 6x n yerine 6 yazdık eksi 6y n yerine eksi 6 yazdık 6 yazdık eksi 6 m yerine 2 yazdık 8 2 yarıçapımızın formülü ise 1 bölü 2 kök içinde d kare e kare eksi 4f. D karemiz 36 artı e karemiz 36 eksi 4f'miz eksi 8. 72'den 8 çıkartırsak 64 eder. Bu da dışarıya 8 çıkar. 1 bölü 2 ile çarparsak yarıçapımız 4'tür. Devam edelim 6. soru. Yukarıda merkezi y eşittir 3 bölü 2x doğrusu üzerinde olan ve x eksenini eksi 2'ye 0 ve 6'ya 0 noktalarında kesen çember verilmiştir. Buna göre bu çemberin genel denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Burada merkezin x koordinatını tespit edebiliriz. Şöyle indirdiğimizde. Şurasının tam ortasına denk gelir. Eksi 2 ile 6'nın, çünkü bu bir kiriştir. Merkezden bu kirişe inilen dikme bunu tam ortadan ikiye böler. Burasının tamamının uzunluğu 8 olduğuna göre bu tarafa 4, bu tarafa 4 kalması lazım. Burası 2. Eksi 2 ile 6'yı toplayıp 2'ye böldüğümüzde buradaki 2'yi buluyoruz.
Bunu y koordinatını bulmak için bu ikiyi götürüp doğru denkleminde koyalım. Çünkü merkez bu doğrunun üzerinde. 2'yi buraya koyarsak y eşittir. 3 bölü 2 çarpı 2'den 2'ler birbirini götürdü. 3. Merkez koordinatımız 2'ye 3. Sorun yarıçap lazım şimdi bize. Onu da şuradan bir dik üçgen oluşturarak halledebiliriz. Buranın uzunluğu y koordinatını bulduğumuzdan dolayı 3. Burasının uzunluğu 4, 3, 4, 5. Yarıçapımız da 5. Burada görmekte olduğumuz çember, merkezi 2'ye 3, yarıçapı 5 olan çemberdir. Nasıl hareket ettiğimizi tekrar anlatıyorum. Burada bir kiriş vardı. Merkezden bu kirişe indirdiğimiz dikme, bu kirişin tam orta noktasına gelir. Buradaki koordinatın 2 olduğunu bu sayede anladım. 2'yi götürüp doğru denkleminde yerine koyduğumda merkezin y koordinatını buldum. Merkezin y koordinatını bulduktan sonra tek bulmam gereken yarıçap kaldı. Onu da buradan bir dik üçgen oluşturarak buldum. Şimdi şıklarda genel denklem verilmiş. Önce standart denklemi yazacağız. X eksi x koordinatının karesi artı y eksi y koordinatının karesi eşittir. Yarıçapın karesi 25. Açacağız şimdi bunu. X kare eksi 4x artı 4. Y kare eksi 6y artı 9 eşittir 25. Hepsini aynı tarafa toplarsak x kare artı y kare eksi 4x eksi 6y 4, 9, 13. Bunu bu tarafa alırsak eksi 12 eşittir 0. Eksi 4x, eksi 6'ya, eksi 12. Cevap A şıkkında. Oldukça güzel bir çember analitiği sorusuydu. Normal çember fikirleri de sorunun içinde mevcuttu. Devam edelim. Merkezi y ekseni üzerinde olan ve A 0'a eksi 1, B 0'a 5 noktalarından geçen çemberin genel denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi merkezi y ekseni üzerinde olursa bir çemberin, merkez y ekseni üzerinde ise merkezin x koordinatı 0'dır. Merkezin x koordinatının kesinlikle ve kesinlikle 0 olması gerekiyor. Merkezin x koordinatının 0 olması için genel denklemimiz x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0'da şu dx'in bulunmaması gerekir. Çünkü eksi d bölü 2 merkezin x koordinatını veriyor. X'li bulunmaması lazım. X'li var. Bu elendi. Merkezi y ekseni üzerinde dediği an şu x'linin bulunmaması lazım. Elendi. Bunda yok, bunda yok, bunda yok. Tamam, bu 3 olabilir. Şimdi 0 koyunca eksi 1 çıkacağını biliyoruz. Çünkü bu noktadan bu çember geçiyor. X yerine 0, y yerine eksi 1 koyuyoruz. Sağlıyor mu? X'i C şıkkıyla başlayalım. X yerine 0 koydum, 0. Y yerine eksi 1 koydum, artı 1 oldu orası. Y yerine eksi 1 koydum, artı 5 oldu. Eksi 5'ten 0. Bu sağladı. İkinci noktayı deniyorum. X'e 0, Y'ye 5 koyuyorum. X'e 0 koydum, 0. Y'ye 5 koydum, 25. Eksi 20, eksi 5. Bunu da sağladı. İki noktayı da sağladı. Diğerlerini de bakalım. İki noktayı da sağlıyorlar mı? O zaman başka bir şeyin peşine düşeriz. Eğer ki bu iki noktayı sağlamazlarsa cevap C şıkkı olacak. D şıkkına geldik. X'e 0, Y'ye eksi 1 koyuyoruz. 0 artı 1 artı 4 eşittir 0 sağlamadı. D şıkkı da gitti. 0 artı 1 eksi 4 eksi 5 eşittir 0. Bu da sağlamadı. 0'a eksi 1 koyduğumuzda sağlayan, 0'a 5 koyduğumuzda sağlayan C şıkkı. Y ekseni üzerinde olmasından ise x'li kısmın bulunmaması gerektiğini anladık. Bu birazcık yorumsal şık deneyerek çözülmesi gereken bir sorudur. 8. sorumuza gelelim. Y eşittir 2x artı n doğrusu,
x kare artı y kare eksi 2x eksi 4 y artı 1 eşittir 0 çemberine teğet olduğuna göre n'nin pozitif değeri kaçtır? Bir doğru bir çembere teğet ise çemberin merkezinin o doğruya olan uzaklığı yarıçapa eşittir. Çemberin merkezini çıkartalım. Eksi d bölü 2 1 eksi e bölü 2 2 yarıçapını da çıkartalım. 1 bölü 2 kök içinde d kare e kare eksi 4 ve eksi 4 ediyor o da. Bunlar birbirini götürdü. 16 dışarıya 4 çıktı. 1 bölü 2 ile çarparsak 2. Şimdi merkezimiz 1'e 2. Bu doğruya olan uzaklığı yarıçapa eşit olması lazım teğet olduğuna göre. Şu doğru denklemini bir düzgün hale getireceğiz. Bu uzaklık hesaplarken 2x bu y'yi bu tarafa alıyorum. Hepsi aynı tarafta olması lazım uzaklık hesaplarken. Şimdi merkez koordinatını götürüp bunu da koymaya başlıyoruz mutlak değer içinde. 1 koyduk 2. Y yerine 2 koyduk. 2 artı n bölü karekök içinde a kare artı b kare. A kare 4. B kare y'nin katsayısı 1. Eşittir bize 2'yi vermeli. Mutlak değer n bölü kök 5 eşittir 2. Mutlak değer n eşittir 2 kök 5. Mutlak değer n 2 kök 5 ise n için 2 alternatif vardır. N bir 2 kök 5'tir. Bir de n eşittir eksi 2 kök 5'tir. N'nin pozitif değeri kaçtır diyor A şıkkı. Eğer ki bir çembere bir doğru teğetse, çemberin merkezinin o doğruya olan uzaklığı çemberin yarıçapına eşit olmalıdır. Farklı çözüm teknikleri de mevcuttur ama bizim çember analitiğinde istediğimiz çözüm budur. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Merkezi x ekseni üzerinde olup bir koordinat düzlemi çizelim. Merkezi x ekseni üzerinde ise bir çemberin y koordinatı 0 olması gerekir. X eşit eksi 7 ve y eşit eksi 3 doğrularına teğet olan çemberlerden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? X eşittir eksi 7. Şuraya eksi 7 diyelim. Çizelim şu doğruyu. Y eşittir eksi 3'ü de çizelim. Bu ikisine teğet olacağına göre çemberimizin merkezi de x ekseni üzerinde olacak. O zaman bizim yarıçapımız zaten bu doğruya uzaklık olması gerekir. O da 3 birim. Yarıçap kesinlikle 3 olacak. Sorun burada iki tane çember vardır. Farklı bir renge geçeyim. Çember birinci ihtimal buradadır. Şu tarafta. İkisine de teğet biçimde çizelim şunu. Birinci çember buradadır. Bunun merkezi şuranın yarıçapının uzunluğu 3 olacağından dolayı şurası. Şuradan anlıyoruz onu da. Bu tarafa doğru da 3 olacağı için eksi 7'den 3 geri gelirsek eksi 4'e 0. Eksi 4'e 0 yarıçap 3 olan ilk alternatiftir. İkinci alternatif ise bu tarafta. Bu tarafta iki çembere de teğet olabiliriz. Bu da bunun merkezi de eksi 7'den yarıçap yine 3 olacak. Eksi 7'den 3 ileri gideceğiz. Eksi 10'a 0'a yarıçap 3. İki çember ihtimalimiz var. Yazalım şunun denklemini. X artı 4'ün karesi. Y eksi 0'dan y kare eşittir yarıçapımız 9. Şıklarda var mı diye bakalım. Ya bu olabilir çember ya da şu olacak. X artı 10'un karesi y kare eşittir 9. X artı 3 demiş. Böyle bir şey yok. X kare demiş. X artı 7 hayır. X artı 10'un karesi artı y kare eşittir 9. Bu taraftaki çemberi vermiş.
Çember ikisine de teğet olacak. Merkezde x80 üzerinde olacağından dolayı yarıçapın 3 olduğunu anlamamız sorudaki en kritik noktadır. Oldukça kaliteli bir soruydu. Üniversite sınavında gelebilme ihtimali de oldukça yüksek ve daha önceki yıllarda pek sorulmamış bir tipti bu. Devam edelim. Onuncu sorumuz. 4x eksi 3 y artı 9 eşit 0 doğrusunun x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 4 çemberine en uzak ve en yakın uzaklıklarının toplamı kaçtır? Bir çemberin bir doğruya en yakın ve en uzak noktalarını sorduğuna göre bu doğru büyük ihtimal çemberi kesmiyordur. Keserse zaten en yakın nokta çemberi kestiği için en yakın nokta kestiği nokta da sıfırdır. Bu tarz sorular doğru çemberi kesmiyorsa sorulur. Ama zaten şunu ilerleyen adımlarda tespit edeceğiz biz de. Merkezin doğruya olan uzaklığına bakacağız. Merkezimiz ne bizim? 3'e 2. Çemberin yarıçapı kaç? O da 2. Burası r karedir. 2. Bize bunun tamamı lazım. Merkezin doğruya olan uzaklığına geliyoruz. Merkez koordinatını götürüp doğruda koymaya başlıyoruz mutlak değer içinde. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını çember analitiğinde inanılmaz derecede iyi bilmeliyiz ve çok iyi kullanır durumda olmalıyız. X yerine 3 koyduk. 12. Eksi 6. Artı 9. Bölü. Karekök içinde. X'in katsayısının karesi 16. Y'nin katsayısının karesi 9. 12'den 6 çıktı. 6, 15 yukarısı. Aşağısı da kök 25, 5, 3. Merkezin doğruya olan uzaklığı ise 3 etti. Doğrunun çembere en yakın noktası şu bölümdür. 3'ten yarıçapı çıkartırsak 2'yi en yakın mesafe, en yakın uzaklık 1 birim. En uzağa geldiğimizde ise buranın tam diğer ucu olan uzaklığıdır. Şuraya. Burası zaten 3. Bu tarafta yarıçap 2. 3 artı 2'den en uzak mesafe ise 5 birimdir. Bu iki uzaklığın toplamı istenmiş bizden. 6 birim. Sorumuzun cevabıdır. Oldukça güzel bir çember analitiği sorusudur bu da. Devam ediyoruz. 11. soru. Y eşittir x artı 2 doğrusu, x eksi 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 9 çemberini A ve B noktalarında kestiğine göre AB kaç birimdir? Kesişme noktalarını bulup ikisi arasındaki uzaklık formülüyle bu AB uzunluğunu bulabiliriz. Öncelikle çemberle doğrunun kesişme noktalarını bulalım. Çemberde y gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. Şuraya. Ve ortaya çıkan denklemi çözeceğiz. Kesişme noktalarının apsislerini verecek bize. X artı 2 koydum y yerine. Eksi 3 kare eşittir 9. Açalım şunları. X kare eksi 8x artı 16. Burası x eksi 1'dir. X kare eksi 2x artı 1 eşittir 9. 2x kare eksi 10x artı 17, bunu bu tarafa atarsak artı 8 eşittir 0. 2'ye böldük. X kare eksi 5x artı 4 eşit 0. X eksi 4, x eksi 1, 1 ve 4. Kesişme noktalarının apsisleri bunlar. A noktasının apsisi 1 olsun, B noktasının apsisi de 4 olsun. Ordinatlarını bulmak için çembere değil doğruya gideceğiz. Çembere gidersek bir ton işlem yaparız. 1'i getirip buraya koyarsak x yerine y'si 3. 4'ü getirip buraya koyarsak 6. AB kaç birimdir diye soruyor. Bu ikisi arasında uzaklık formülünü uygularsak. X'ten x'i çıkartıp karesini aldık. 4 eksi 1 3 eder karesi 9. Y'den y'yi çıkartıp karesini aldık. O da 9. Kök 18.
Bu da 3 kök 2'dir. Bir doğru ile bir çemberin kesişme noktalarını bulmak istiyorsak, doğru da x veya y'den birini yalnız bırakıp çember denkleminde yerine koyup önce y apsisleri y ordinatları bulacağız. Sonra onları getirip doğru denkleminde koyarak da y koordinatlarını bulacağız. Ve testimizin son sorusuna geldik. X eksi y artı 2 eşit 0 doğrusu x kare artı y kare eşittir m çemberine teğet olduğuna göre m kaçtır? Benzerini geride yapmıştık. İkinciye aynı soru geldi. Çemberimiz doğruya teğet. Çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı bize yarıçapı verecek. Merkezimiz ne çemberin? Bu merkezi çember. Sıfıra sıfır merkezi. Doğru denklemimiz x eksi y artı 2 eşittir 0. Merkezin doğruya x eksi y idi orası. Merkezin doğruya olan uzaklığına bakıyoruz. Mutlak değer içinde 0'ı götürüp koyduk. 0. 0 artı 2 bölü a kare artı b kare x'in katsayısının karesi 1. Y'nin katsayısının karesi 1. 2 bölü kök 2. O da 2 kök 2 bölü 2'den kök 2. Çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı kök 2. Yani bizim yarıçapımız kök 2 demektir bu. X kare artı y kare burada r kare bulunur. Yani kök 2'nin karesini alırsak 2 eder. Buradaki m'miz 2'dir. Cevabımız C şıkkı. Oldukça güzel bir çember analitiği testiydi. Üniversite sınavında bu testteki sorulardan bir tanesinin kullanılacağı, bir tanesinin fikri mutlaka sınavda karşımıza gelir. Farklı bir şekilde kurgular ama fikir aynı fikir olacaktır. Bu test oldukça önemli bir testtir. Üniversite sınavında AYT'de bize bir soru demektir bu test. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.